Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün bu videomda sizler için yeni doğan bebek botunun yapımını paylaşmak istiyorum. Tığ işi bir çalışma yapacağız sizlerle. Bu şekilde tok bir görüntüye sahip olacak. Taban kısmından yapımına başlayacağız. Daha sonra da üst kısmını birlikte yapacağız. Bu şekilde bir bebek botu, yeni doğan bir bebek pati yapımını yapmak istiyorum sizler için. Ben bebe yünü kullandım. Alize'nin bebe yününü kullandım. Bu şekilde tok durmasını istediğim için de iki kat yaparak kullandım ipimi. İçinden de ip çıkarttım. Dışındaki ipi de birleştirerek iki kat ördüm. Siz dilerseniz tek kat da yapabilirsiniz. Benim tercihim iki kat olarak devam etmekti. İpim iki kat olduğu için de tığ numaram silindiği için gösteremiyorum. 5 numara tığ kullandım. Siz tek kat olarak örecekseniz de 4 numara tığla devam edebilirsiniz. Üstündeki süs için dilerseniz buradaki süslemeleri, yani buradaki popkornları ipinize de devam edebilirsiniz. Böyle hazırları da satılıyor. Paket olarak uygun olacaktır. Ben bir pakette 50 tane vardı. 5 liraya aldım. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. En sonunda da süslemelerimizi bunlarla devam edeceğiz. 12 zincir çekerek başladım ben. Yeni doğan bebek pati olacak. Bu şekilde. 12 zincir çektikten sonra tığıma bir ip dalıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincir sayıyorum. 4. zincirimin içine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma ip alıyorum ve aynı yuvaya ikili trabzanımı yapıyorum. Geri dönüş yaptıktan sonra aynı yuvaya 3 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra sıradaki trabzanlarımı tekli olarak devam edeceğim. Her bir yuvada bu şekilde bir tane ikili trabzanım olacak. Ta ki sonda bir zincir yuvam kalana kadar da tekli örmeye devam ederim. Evet, sıramı tamamladım ve son bir zincir yuvam kaldığımda son yuvama toplam 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Dönüşüm 6 tane trabzanlı olacak. Aynı yuvaya 6 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplam dönüş için köşeme 6 tane ikili trabzan yaptıktan sonra buradaki tekli trabzanlarımızın karşılığını yaparak son bir tane yuva kalana kadar devam ediyorum. Başlangıç zincirimi de yapacağım trabzanlarımın içinde yürüteceğim. Hemen sıradaki trabzanımın karşılığına batarak ikili trabzanımı yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sondan bir tane yuva kalana kadar da devam edeceğim. Yani aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapmış olduğumuz yuvaya gelene kadar tekli trabzanlarımı bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, sıramı tamamlayıp başlangıç noktama geldim. Son yuvamın içine tekrar başlangıçta 3 tane ikili trabzan yapmıştım. Aynı noktaya 1, 2 ve 3. Aynı noktaya tekrar 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum ve 3 zincir sayıp 4.'ye batarak geri dönüş sağlamıştık. Buradaki zincirimin 1, 2, 3. 3. tepe noktasına batarak kaydırma işlemiyle sabitliyorum. Ve bu şekilde tabanımızın ilk kısmını oluşturmuş oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tığıma bir ip doluyorum. Burada yarım trabzan olarak devam edeceğiz. Sayılarımız olacak. Beraber sayılarımızla örmeye devam edelim. Tığımı ip aldım. Hemen ilk yuvadan yarım trabzan yapıyorum. Yani zincirimi çıkartıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve aynı noktaya bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımız vardı aynı yuvada. Burada 3 tane aynı noktaya ikişer kere batarak devam edeceğiz. İlk yuvama 2 tane yaptım. Tığıma bir ip alıyorum. Bir sonraki yuvaya 2 tane yarım trabzan yapıyorum.
Tekrar tığımı ip alıyorum ve bir sonraki yuvaya tekrar 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde zincir çekip yukarı çıktık ve sıradaki 3 tane trabzanımızın her bir tepe boşluğuna çift yarım trabzan yaparak 3 tane trabzanımızı tamamladık. Tığımı ip alıyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yarım trabzanımı tekli olarak devam edeceğim. 1, bir sonraki yuvaya geçiyorum. Tekrar yarım trabzan. 2, yani ikinci yarım trabzanımı yapıyorum. Tığımı ip alıyorum. Bir sonrakine 3. yarım trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımı ip alıyorum. 4 ve 5. 3 tane trabzanıma çiftli dolgu yaptım. 5 tane trabzanıma da tekli yarım trabzanlarımı yaptıktan sonra tığıma ip alıyorum. Burada aynı noktaya 6 tane ikili trabzan yapmıştık. Bu noktaya gelene kadar da 2 tane tekli trabzanımız var. Buradaki trabzanlarımızı artık ikili trabzan olarak devam edeceğiz. Yarım trabzanı bitirdikten sonra tığıma ip alıyorum. Bir sonraki yuvaya batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ip alıyorum. Bir sonraki yuvada ikili trabzanımı örüyorum. Yani yan yana 2 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra buradaki aynı noktada 6 tane ikili trabzanım vardı. Her bir yuvaya ikişer tane yaparak devam ediyorum. Bir sonraki yuvada ikili trabzanımı yapıyorum ve aynı yuvaya tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki yuvaya geçtiğimde tekrar aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 6 tane çift trabzan yapıp karşıya geçiyoruz. Evet, çiftli trabzanlarımızı tamamladık. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane trabzanlarımızın tepesine çiftli dolgulu yaptıktan sonra karşılığının aynısını yapacağız. 2 tane tekli trabzan. Burada 5 tane yarım trabzan yapmıştık. Aynı şekilde karşılığına da artık 5 tane yarım trabzan yaparak devam ediyoruz. Beş tane yarım trabzan yaptıktan sonra da 3 tane çiftli dolgu yapmıştık. Tekrar 3 tane trabzanımız kaldı. Aynı şekilde buradaki 3 trabzanımıza da çiftli, yani 2 tane yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Aynı noktaya 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekerek yukarı çıkmıştık. Zincirimizin tepe noktasına batarak kaydırma işlemiyle sabitliyorum. Ve tabanımız bu şekilde tamamlanmış oluyor. Taban kısmımızın işlemi bittikten sonra bir zincir çekerek botumuzun üst kısmına geçeceğiz. Bunun için tekrar yarım trabzanla devam ediyoruz. Tığıma bir ip alacağım. Sıradaki yuvadan başlayacağım. Fakat zincirimin, yani sık iğnemin 2 tane zinciri var. Arka tarafından alarak, yani şu şekilde arka zincirden alarak yarım trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Tekrar tığımı ip alıyorum. Buradaki zincir yuvalarımın arka zincirinden alıyorum. Yani şu şekilde yuvanın oluşuna batmıyorum. Arka zincirinden alarak yarım trabzan yapıyorum. Burada hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan her bir yuvada bir tane olacak şekilde zincirimin arkada kalan yuvasından alarak sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde de tabanımızın üst kısmına geçiş sağlamış olacağız. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Başlangıç noktasında görüşmek dileğiyle. Evet, bir sıra yarım trabzanımı geçtikten sonra başlangıç noktamdaki zincirimin tepesine batarak kaydırma işlemiyle sabitliyorum. Ve bu şekilde
botumuzda ilk sıramız üstte ilk çıkma sıramızı tamamlamış olduk. Burada burun kısmındaki eksiltmelerle devam edeceğiz. Bir zincir çekerek 12 tane yarım trabzan yapacağım. Sayılarımı vereceğim ki siz de karıştırmayın. Tığımı ip alıyorum ve hemen sıradaki trabzanımdan yuvasından başlıyorum. 1 2 Bu şekilde 12 tane yarım trabzan yapıyorum. 12 yarım trabzandan sonra da burun kısmımızı yapacağız. 1, 2, 3, 4. 4 tane yarım trabzanımıza başladık. 12 tane olana kadar örmeye devam edelim. Evet, 12 tane yarım trabzanımızı yaptıktan sonra burada 7 tane ikili trabzan örerek devam edeceğiz. Fakat ikişerli keserek devam edeceğiz. Toplam 7 tane olmuş olacak. Tığımı ip alıyorum. Bir sonraki yuvadan ikili trabzanımın ilk ikisini örüyorum. Ve kapatmadan tığımda tutuyorum. Tekrar tığımı ip alarak bir sonraki yuvadan ikili trabzanımın ilk ikisini örüyorum ve tığımdaki 3 ilmeği birlikte örerek topluyorum. Bu bir kesmemiz olacak. Yani bir trabzanımız olacak. Bu şekilde 7 tane yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yuvadan trabzanımın ilk ikisini örüyorum ve kapatmadan tığımı ip alıyorum. Bir sonraki yuvadan tekrar ikili trabzanımı ilk ikisini örerek 3'ünü birlikte örerek kapatıyorum. 1 2 tane kesme yaptık. Bu şekilde 7 tane kesme yapıyoruz. Burun kısmımızı dönebilmek için 2 tane yaptıktan sonra 7 tane yaptıktan sonra diğer aşamasında görüşelim. Evet, kesmelerimizi tamamladık. Saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane kesme yaptıktan sonra kesme işlemine başlamadan önce yarım trabzanla gelmiştik. Aynı şekilde tığımı ip alıyorum. Bir sonraki yuvadan yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Ta ki bir zincir çekerek devam ettiğimiz noktaya gelene kadar, yani başlangıç noktama gelene kadar da bu şekilde yarım trabzanlarımı başlangıç noktama gelene kadar her bir yuvada bir tane olacak şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, başlangıç noktama geldiğimde zincirimin tepe noktasına batarak aynı şekilde her sırada olduğu gibi kaydırmayla sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde burun kısmımızın ilk kesme işlemini de tamamlamış oluyoruz. Bir sıra daha kesme yapacağız. Bu sıramızı sık iğne ile devam edeceğiz. Sadece belli bir noktaya kadar. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki yuvadan ilk sık iğnemi başlangıcını yapıyorum. Bu birinci sık iğnem. Kesmeye gelene kadar 12 tane yarım trabzan yapmıştık. Bu aşamada 10 tane yarım trabzan yapıp oradan kesmeye devam edeceğiz. Birinci sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnem. Bu şekilde 10 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 10 tane sık iğnemi tamamladıktan sonra şimdi trabzana devam edeceğiz. Çünkü burun kısmının kesmesini devamını yapıyoruz. Tığıma ip alıyorum. Sıradaki yuvadan tekrar ikili trabzanımın ilk ikisini örüyorum ve kapatmıyorum. Tekrar tığıma ip alarak bir sonraki yuvadan ikili trabzanımın ilk ikisini örüyorum ve üçünü bir örerek kapatıyorum. Bu birinci kesme işlemim. Bir sonraki yuvadan ilk ikisini örüyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki yuvadan trabzanımın ilk ikisini örüyorum ve üçünü bir örerek kapatıyorum. 2 tane kesme işlemi yaptıktan sonra bu burun kısmında 3 tane ilmeği toplayarak devam edeceğiz. 2 kesme işlemi başta yaptım. Tığımı ip aldım. Bir sonraki yuvadan trabzanımın ilk ikisini örüyorum ve kapatmıyorum. Tekrar tığımı ip alarak sıradaki yuvadan trabzanımın İlk ikisini örüyorum ve kapatmıyorum, açık tutuyorum. Tekrar tığımı ip alarak bir sonraki yuvadan, yani üçüncü kesme işlemi yapacağım yuvadan trabzanımın ilk ikisini örüyorum
ve tığımda 4 tane ilmeğim kaldığında hepsini bir topluyorum. Başta 2 tane toplam işlemi yapmıştık. Bu üçlü toplamadan sonra tekrar 2 tane toplam işlemi yapacağız. Tığıma bir ip alıyorum. Bir sonraki yuvadan trabzanımın ilk ikisini örüyorum ve kapatmıyorum. Tekrar tığımı ip alarak bir sonraki yuvadan trabzanımın ilk ikisini ördükten sonra üçünü bir topluyorum. Tığımı ip alıyorum. Tekrar burada bir kesme işlemi daha yapacağız. İki başta yapmıştık. İki de sonda olacak. Aynı kesme işlemini bir kere daha tekrarlıyorum. Ve üçünü bir topladıktan sonra da burnumun, yani patiğimin burun kısmının kesme işlemini tamamlıyorum. Sık iğne ile devam etmiştik sıramıza. Bir sonraki yuvadan da tekrar sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu şekilde başlangıç noktama gelene kadar da aynı örgümü tekrarlayacağım. Sık iğne ile sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Ve başlangıç noktamıza geldiğimizde hep aynı işleme devam ediyoruz. Zincirimin tepe noktasına batarak kaydırma işlemiyle sabitliyorum. Ve bu aşamada artık boğaz kısmına geçeceğiz. Bu sıramızda iki sıra trabzanla devam edecek. Artık kesme işlemlerimiz bitti. 1 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvadan ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Burada artık burun kısmına dahil her yuvada birer tane olacak şekilde sıramı tamamlıyorum. Aynı işlemi bir sıra daha tekrarlayacağım. Trabzanlarımızı tamamlayıp başlangıç noktamıza geldiğimizde iki zincirle tekrar üst sıraya çıkarak birer sıra ikili trabzan daha tekrarlayacağız. Ondan sonra da boğaz kısmının bitimine geçelim. Buradaki yuvalara da birer tane yaparak sıramızı tamamlayalım. Toplam iki sıra ikili trabzan yaptıktan sonra da boğaz kısmının bitimini birlikte tamamlayalım. Evet, iki sıra boğaz kısmımızın trabzanlarını her bir yuvada bir tane olacak şekilde tamamladıysak son iki sıralık bir işlemimiz kalıyor. Kaydırma işlemiyle sabitledikten sonra bir zincir çekerek yukarı çıkıyoruz ve yarım trabzana devam edeceğiz. Fakat bu sefer trabzanlarımızın bağlantı noktalarını arkadan belinden alarak devam ediyoruz. Tığıma bir ip aldım. Hemen ilk trabzanımın arkadan yuvasının belinden geçirerek bir sonraki trabzanımdan çıkartıyorum ve yarım trabzan yapıyorum. Burada şuradaki çizgimizi oluşturacağız. Onu yapabilmek için de trabzanlarımızın belinden alarak devam ediyoruz. Aynı şekilde tığımı ip alıyorum. Trabzanımın belinden geçirerek yarım trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde trabzanlarımın belinden alarak tekrarlayacağım. Her bir yuvadan geçirerek devam ediyorum. Başlangıç noktama gelene kadar da bu şekilde trabzanlarımın bağlantı noktalarında oluşan tepe boşluklarının belinden geçerek örgümü devam ettireceğim. Başlangıç noktama gelene kadar da aynı işlemi tekrarlayacağım. Evet, bir sıra trabzanlarımızın arka tarafından belinden alarak yarım trabzanımızı tamamlayıp kaydırmayla sabitledikten sonra son bir sırada sık iğne geçeceğiz. Bir zincir çekerek yukarı çıkıyoruz ve sıradaki yuvadan sık iğnemizi yapmaya başlıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sırayla beraber de patiğimizin boğaz kısmını da bitirmiş olacağız. Her bir yuvada birer tane olacak şekilde sık iğnemizi yapmaya devam edelim. Evet, son sık iğnemizle beraber de boğaz kısmımızı bitirdik. Daha sonra da ipimizi iç kısma geçirerek temizleyelim. Şu şekilde göstereyim. İçe kaydırarak temizleyebilirsiniz. Buradaki aksesuarımızı da ben hazır kullanacağımı söylemiştim. Boğaz kısmının bitimine dikebilirsiniz. Bu şekilde de patiğimizi tamamlamış oluyoruz. Bir çift patiğimizi de beraber bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olarak desteklerinizi
bekliyorum. Yorumlarınızı da videomun altında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşene kadar da kendinize iyi bakın, hoşça kalın.